Hoş geldin Eda. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nihal'in nişanına davetim bende. Hoş ama geldiniz. Oraya gitmiyorum. Efendim? Abimin de düğünü var, oraya gidiyor. Nasıl da şaşırdım. Nasıl bozdun beni? Belli değil. Çiğda. Ben de siyah giyen bir insan olarak, yani siyahı beğenmiyorum desem olmaz. Beğeniyorum siyahı çok. Ya biraz daha mı parıltılı olmalıydın acaba? Ya da hani o omuzların evet kabarık ama biraz daha kabarık olsa mesela daha gösterişli olurdu. Madem bu kadar düz siyah parıltısı yok, omuzlarında bir hareket varsa biraz daha böyle gösterişli bir omuzu olabilirdi. Yakası işte şurası neyse. Elbise yakışmış. Altındaki ayakkabı nasıl? Alçak mı giydin sen? Kapuk. Normal. Anladım. Ben senin ayakkabılarını sevmedim fazla. Daha yüksek mi daha giyecektim? Yüksek, daha seni kaldıran bir şey olmalıydı. Boyun uzun ama sanırım senin bacak boyun vücuduna göre daha kısa. Bir de basenlerim var ya. Basenlerim var. Daha biraz evet, o evet kaldırman gerekiyordu daha diye düşünüyorum. Ama zarif görünüyorsun tabii. Teşekkür yani ederim. Yani o da başka bir şey. Teşekkür ederim. Sima. Ya ben elbiseni beğenemedim. Makyajın da birazcık şey olmuş. Senin yüzünü sanki bugün şey böyle bir soluk göstermiş. Normalde ben... Benim suskunluğum başka bir nedeni var. Aslında çok fazla siz biliyorsunuz. Burada ben açıklamam sorunlarımı. Ama üst üste gelince insan gerçekten üzülüyor Öykü Hanım. Ne oldu? Gülşah'la ben kendi sezonumdan bu sorunu yaşıyorum. Sürekli hep bana geliyor gidiyor dalga geçiyor her yerin estetik estetik. Evet 3. sezondan yani böyle bir şeyler var. Hatta ilk defa belki bağırdım. Kimse benim yüksek sesimi bugüne kadar duymamış. Arkada sana bağırdım yeter artık. Çünkü her defa beni görünce dudakların estetik. Hay yalan ben neden sana yalan söyleyeceğim? En son kişi zaten muhabbet yapıyordunuz. Sen de estetiğim yok deyince ben dedim hayır, bana inandırıcı gelmiyor dedim. Bana göre var ama dedim bu kadar. Ama niye sana ben yalan söyleyeceğim? Hayır anlatamadım Gülşah. Zaten konuşuyordunuz da dedim. Bana göre var dedim. Sen de hayır hiçbir yerimde tamam, yok bir dedim. Kere insan sorar, iki tamam, kere sorar. Ben senin hayatımda on başka kere ne zaman gördüm? Nedenini zaten anlamadım burada konuşuyorsunuz. Ben on kere soramam. Çünkü ben senin hayatımda 10 kere görmedim. Çok saçma bir şey söyledin. Şu an zaten burada estetiği konuşuyordunuz. Benim hiç konuşmadığım bir çünkü şey. Çünkü senden sonra ben üzgün suratla buraya girdim. Yüzüm asık ve gerçekten çok üzücü bir şekilde oraya oturdum. Anlıyorum. Anladın mı? Anlıyorum. Bu konuyu lütfen kapatalım bir kere daha. Ben sen ne yapıyorsun? Lütfen rica burada? Ediyorum. Ben mi konuştum? Sen şimdi üzgünüm dedin. Tamam. İlk defa mı böyle bir şey oldu? Tamam, senden rica ediyorum bu kadar. Anlatamıyorum herhalde Nedacığım. Arkada konuşuyordunuz birbirinizin estetiklerini. Ben de dedim ki Neda diyor yani bana göre surat ben dudakları estetik dedim bana göre. Dudakları ay, elmacıkları? Ha bence var dedim. O da dedi aynısını. Tamam, niye bana, ben sen de, ilk defa söylüyorsun böyle bir şey. Çünkü ilk defa. Ama Gülşah ben sen 10 kere diyorsun söylememişim. Niye 10 kere söyleyeyim? Sen hayatımda 10 kere İlk görmedin defa ki defa sen beni gördüğünden söylüyorsun. Ay dudakların hiç güzel değil. Estetik dudaktan ben nefret ediyorum. Ne bileyim büyük dudaktan hiç sevmiyorum ben. Gülşah lütfen. Belki de Angelina Jolie'ye benzetmediğim için mi yapıyorsun bunu anlamadım. Ne? Angelina Jolie'ye hayır ben benzetmiyorum. Bence sen benzemiyorsun dediğim için. Ne alaka ya? Bilmiyorum bence yani konuştuğumuz için saçma. Bir kişi benim hakkında güzel bir şey söyledi. O da Ayşe Gül'dü. Söyledi ben seni Neda olarak görüyorum ve bu benim için çok önemli. Tamam ben ne olarak tamam görüyorum? Mı? Ayşe olarak mı görüyorum seni? Ben de Neda olarak görüyorum. Yani hiç gerek yok beni Angelina Jolie'ye benzetsen de benzetmesen ben de. Ben zaten benzetmiyorum. Zaten ben ona kendimi benzetmek istesem böyle ama makyaj yapmam. Ama sen dedin benziyorum herkes benzetiyor. Hiç böyle makyaj yapmam Gülşah. Anlıyorum. Ben de anlamadım. Zaten konuşulan bir konuydu. Ben de orada dedim ki hani ne kadar şey olduğumu gösterir. Bana göre var senin yüzünde dedi. Ki herkes birbirine neler diyor burada neler konuşuldu. Ben arkada demişim. Tamam ben alışmamışım da belki o yüzden Gülşahcığım. Ha, anlıyorum bir canım. Kere daha söylemem. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Neden normalde bu konular buraya arkada konuştuğunuz ya bu çaptaki konular buraya taşınmaz. Ama genelde. Her yerde söyleniyor Öykü Hanım. Herkes her bana öyle yazıyor. Dudakların böyle mi, elmacıkların öyle mi, şöyle misin, estetikli misin? Böyle ya, insan üzülüyor artık. Yapmayı ay. Bir saniye. Onu söylemiyorum Bir saniye. Bunların yazılabilmesi için senin programa dahil olduğunu bilinmesi lazım önce. Yok eskiden de yani yarışmaya girdim. Ha o sezonda. Evet hala yazıyorlar.
sezon, sen onu da unutamadığın için şimdi bu konudan bahsediyorsun. Üst üste geldi de kaç kere oldu? Yoksa ben hayatımda burada da hepsini All-Star'da mı söyledi? Geldiğinde mi söyledi? Neyi? Burada mı söyledi? Evet, Gülşah. Gülşah 3. sezonda mı söylüyor? 5 dakika önce şurada konuşuyorlardı. Ben de şu... Yani etmedin. Ne var ne daha bunu da söylediyse? Ya, değil Çiğdem, ben şarkı seninle konuşmuyorum. Sen önceden Gülşah'ı tanımamıştın. İlk ben Gülşah'ı tanımadım. Sen ne kadar tanıyorsun? 2 hafta gördün. O beni 3 aydır görüyor burada. Peki arkadaşlar, tamam. Yani ayrıca... Konuyu da ben açan da ben, tamam, değilim. Konu, ya ben bu seviyedeki bir konuşmanın, aynen, buraya taşımasının taraftarı değilim. Ama senin hayatını olumsuz etkileyen bir yönü varsa en azından... Bu vesileyle de açıklamam, söylemiş oldun, evet, olmadığını seni sevenlere, seni izleyenlere söylemiş oldun. Ama keşke bunu Gülşah üzerinden yapmasaydın. Aynen. Tamam, rahatsız olmuş olabilirsin. Bu yorumlara sebep olan onun sana soruları olabilir, burada konuşması olabilir. Ama hepinizden ricam, bu estetiklerle ilgili, operasyonlarla ilgili, bunlar sizin kendi iradenizde olan şeyler. İnsanın özeline giren konular. Konuyu ben de açmadım. Hayır, zaten özendirici olması da doğru değil. Ya tabii ki de değil ama yaptığına biz da bilmek saygı de zorunda değiliz. Lazım. Merak tabii da etmiyoruz. Sizin fiziksel özellikleriniz burada bizi ilgilendirmiyor. Sizin stiliniz, tarzınız, burada ne giydiğiniz bizi ilgilendiriyor. Estetik konusu şundan konuşuluyor. Çok bence daha fazla konuşmayalım. Güzel olunca yakışır yakışmazında değilim. Burada aramızda çok yaşı küçük olanlar var. Özendirmenin manası olmadığını düşünüyorum. Tabii ki yayıncılık kuralları gereği de bu uyarıyı yapmayı doğru buluyorum kendi adıma. Yani dikkat ederseniz aman sevinirim. Aman sorgam yemeyeceğim. Efendim Ayşegül? Tabii yorum. Da. Yani bir şey dikkatimi çekti. Üzerindekileri yorumlayacağım. Ezgi demişti. Sima ne zaman kendini kötü hissetse hani böyle bir şeyler yapar diye. Şu an yapmaya çalıştım, bana biraz öyle geldi. Sana çünkü öyle gelebilir. Çünkü üstü kapalı Ayşegül söylüyorum. İçeride onun söz, yani onu savunmuyorum. Söylediği bir cümle bile yoktu tamamen. Sadece bir kelime, yo ben inanmıyorum diye bir mimikti. Üzerine ben gittim. Belki Çiğdem sana fotoğraflar göster bununla ilgili. Ama genel olarak bunu neye bağlıyorum? Senin kötü gelmene. Çünkü üzerinde ben cuma şıklığına göre bir elbise görmüyorum. Ya yani uzaktan penye gibi neye duruyor. Neye görüyorsun? Elbisen. Cuma şıklığı kesinlikle Sultan Süleyman'ın kadın versiyonunda olmak ve buraya ay, gelmek çok komik mi? Ve çok güzel. Gerçekten yani ben böyle söyledi olmak istiyorum. Burada hangi bir Sultan Süleyman gibi gelmişiz? Bana göre iddialı bir elbise yok üstünde. Hani güzel olabilecek bir elbise görmedim ama ben de çok iddialı ayakkabılar ve akılda kalacak ayakkabılar giymiyorum ama senin kadar kötü ayakkabı giyen de görmedim burada. Ayakkabıların gerçekten çok kötü. Biraz önce yapmaya çalıştığını buna bağlıyorum. Hiç beğenmedim Nida seni. Tamam. Nihal? Neden üzgün surat aldığı için Nida morali bozuktu zaten. Arkaya geldiğimizde estetik mevzusunu tabii ki de ben, Neda ve Çiğdem konuşuyorduk. Ama ben kötü anlamda değil hani. Yanakları falan kız kardeşimle çok benziyor gibi oradan. Neyse işte. Hani Gülşah da çok bir şey söylemedi aslında. Bence üzgün surat aldığı için, üzüldüğü için. Bir de üstüne o mevzu olunca hani o mevzuya patladın gibi. Ama bence üzgün surattan dolayı şu an böyle hissediyorsun. Yani bunu açık yüreklilikle öyle söyleyebilirsin. Çünkü burada o zaman Gülşah zorluğunda kalıyor. Hayır arkadaşlar, şöyle bir şey var. Siz önceden benim ve Gülşah aramızda o bana ne söylemiş, ben ona ne söylemişin hiç bilmiyorsunuz. O yüzden bence böyle Ayşegül'ün savunması ya da Çiğdem'in müdahale etmesi gerçekten doğru bir şey değil. Nedacığım niye ben gelince söylemedi? Ben sana kötü bir şey söylendi demedim. Ben yani sen geldiğinden beri istedim. Merhabadan başka bir şey demedim buraya ki. Buraya taşınacak kadar Sınan önemli bir mevzu ve büyük bir mevzu merhabadan değil. Senin abarttığını şey söylüyoruz sadece. Biz daha çok durduk. Yoksa kırılmışsındır. Evet ama buraya taşınacak kadar bir olay olmadı. Abarttığını düşünüyorum şu anda. Hepiniz. Aynen. Hepiniz neleri taşıdınız buralara? Yine benim ağzımı açtıracaksınız. Ben hepinizi artık yapı olarak tanıyorum. Yani doğal olarak tanıyorum. Siz de beni tanıyorsunuz değil mi? Neye sinirleneceğimizi çok iyi bilirsiniz siz. Neda'yı burada savunmuyorum. Neda tanıdığım kadarıyla çok naif bir kız. Son derece naif bir kız. Sinirlendim yine. Ama söylediği şeyler söylediği kişilere çok uyuyor. Gülşah meraklıdır. Dün de söyledim. Gülşah, orası, onlar meraklısınız bazılarınız. Ama konuyu ben açmadım. Ben estetik konularına girmem. Bir dakika. Yani sizler bazılarınız
Çok iyi tanıyorum, çok meraklısınız. Orası öyle mi? Burası böyle mi? Onu nereden aldı? Bunu nereden yaptı? Sizi biliyorum, sizin ruhunuzun röntgenini çekmişim ben. Ondan sonra lafıma geliyorsunuz. Bu kız buralara öyle taşıyacak, öyle oynayacak bir kız değil. Çok naif bir kız bu. Çok naif bir kız. Rüküş bir kız. Ama naif bir kız bu kız. Söyleyeceklerim bu kadar. Hazır mısın Neda? Hazırım. Geçebilirsin. Neda Pürsait, ayakkabı 250 lira, çanta 90 lira, elbise 300 lira, kolye 90 lira. Kolyeyi çıkarttım, küpe taktım. Kolye çok kötü duruyordu. Kimdesin? Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Şimdi üzgün surat aldın diye canım mı sıkıldı? Yok Kemal Bey, kesinlikle herkes alabilir de ve ben gerçekten bu doğru bir şey değil söylemesi, yani bahane bulmak istemiyorum. Hiç hazır değildim buraya gelmek için. Burası sonunda All Star ve ben hatta Çiğdem'e dün söyledim sizler hepiniz 13 haftada burada emek harcıyorsunuz. Çok komik olur birisi 13. haftada gelsin de ne bileyim finale gitsin. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir yarışmacı olarak bunu söylememeliyim ama gerçekten onların hepsine saygı duyuyorum. Burada çok yorulmuşlar. 3 aydır gece gündüz buradadılar. Ama sadece hazırsızlık geldiğim için ve herkes bunu biliyor. Benim kombinlerim başka bir ülkeden buraya geldiği için bu beni çok üzdü. Bir de üst üste 4 gün burada yürüdüm ya, o yüzden. Yoksa kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi, hatta siz bunu bana taktığınız zaman söyledim, sizin elinizden bu bile güzel bir şey bana. Evet, öyle bir şey söylemiştin. Buraya gelirken karar verildiğinde, çağrıldığında gardırobundan 5 tane güzel bir şey seçip gelebilirdin. Varsa tabii. Tarzın varsa vardır. Yoksa yoktur. Gardırobunda da yoktur. Ve sen buraya her gün çıktın ve çok şanslıydın ki hep bir şekilde senden daha kötüsü vardı yanında. O aldı rozeti. Ama sen hep kötüydün Neda. Ve dün de kötüydün. Aldın, hak ettiğin rozeti aldın. 10 sene önce eğer işte benim stilim yarışması olsaydı bu elbise o zaman şık olabilirdi. Ama bugün All Star'da değil maalesef. Ayakkabına bakayım. Beğenmedim Neda. Teşekkür ederim. Neda, beceremiyorsun canım ya. Yani üzgünüm. Beceremiyorsun. 5. Teşekkür ederim. Ne diyeyim, zaten arkadaş da söylemiş. Demode bir elbise. O kolları takma, o şey. Sevmedim, beğenmedim. Çok fazla üstüne gitmek istemiyorum zaten. Arkadaşlar yetince kadar yapmışlar. Tabii ki her zamanki gibi. Değil mi? 5. Her zamanki gibi. Çünkü bana yakışmıyor ve şu an kendimden mutsuz, sinirim bozuluyor. Aa. Evet çünkü... Yakışmamış, hiç olmamış. Siz de şimdi ona teselli vermeyin. Ama geçen hafta Kemal Bey öyle geldi de çalıştı. Ay! Etekle şey mi, üst mü? Takım elbise. Bir yorum yapamamış halim mi ya? 500 tane şey söyledin, hiçbiri birbiriyle alakasız. Ne oldu, beğenmedin mi? 10 bekliyordum da. Ay oldu. Ya işte sana daha fazla nasıl anlatılır bilemiyorum. O yüzden renk güzel sadece. Söylediğinin altını dolduramıyorsun bence. Artık finale doğru gidiyoruz. Kaç kişi elenecek? Belli mi olur? Bilmiyoruz.